Yüce Allah öz kerim olan kitabında buyurur ki: "Kullu nefsin zâikatil mevt." Her bir nefs ölümü tadacaktır. Başka ayet Allah Subhanahu ve Teala buyurur ki: "Eyne ma tekunu yudrikkumul mevt ve lev kuntum fi burucin müşeyyede." Harda olursunuzsa olun ölüm sizi aklayacak. Hatta yüksek kayaların içerisinde olsanız, yüksek dağlara kalksanız bile. Ona göre her birimizin son menzili buradır. Elə fikirləşmək ki, son mənzil buradır. Əslində elə ilk mənzil buradır. Subhanallah. Bundan sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, hər bir insan dünyadan köçərkən iki mələk gəlir. İki mələk gəlir, həmin o ölən adamı otuzdururlar, soruşurlar. Bərzəx aləmidir, nəcür olursa Allah aləm. Biz Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem dediyi hədislərə hamısına iman etmişik. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dediyi sözlərə. Bu da Allah'ın emridir ki, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem'in dediklerine iman etmek. وَمَا اَتَيْكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُهُ وَمَا نَهَيْكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُ Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, Peygamber size neyi verirse onu götürün, neyden çekindirirse ondan çekindirin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ölen insan, dünyasını değişen insan, olarken iki melek gelir, onu otuzdurup soruşurlar. مَنْ رَبُّ Her bir insan dünyasını değişende melekler soruşur ki Rabbin kimdir, dinin nedir, size gönderilen o kişi kimidir? Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O insan mümin insan olupsa bu dünyada özüne Rabb olarak Allah'ı seçmiştirse Rabbim Allah da diyecek. Ama Allah korusun mümin insan olursa hadiste kesen kimi he deyir yani bilmiren deyir. Ona göre bu dünyada olarken çalışmak lazımdır ki mümin kim olmak. Allah'a iman etmek, onun Resulüne iman etmek. Onun kitaplarına, meleklerine. Hoş o insanların halına ki bu dünyada olarken Rabbim Allah'tı deyir ve Rabbinin emirlerini yerine getirir. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Allah'a ibadet edin, ona hiçbir şey şerik koşmayın. Hoş o insanların halına ki bu dünyada olarken ne peygamberlere, ne meleklere, ne imamlara, ne şeyhlere hiç iman ibadet edemir. Tek olan Allah'a ibadet edin. Özü Allah'tan dilerim ki Allah subhanahu wa ta'ala günahlarını bağışlasın. Allah ona rahmet eylesin. Allah evlatlarına sabir versin. Allah soruqsuzluğunu yüngül etsin. Çoxlu dua etmək lazım ki Allah subhanahu wa ta'ala bağışlasın. Ve sonra melekler soruşur ki dinin nedir? Dinin. Mümin insan bu dünyada hakikaten İslam dini seçmişdirsə əsl olan elə budur. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki inna dina indallahi l-islam. Allah katında İslam olandır. Din olarak İslam'dır. O men yebte gayral islami dinen felen yuqvele min. وَهُوَ فِي الْاَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Kim İslam dininden başka bir din seçerse ondan kabul olmaz. Kıyamet günü de husrana uğrayanlardan olmaz. Allah korusun. Sonra soracaklar ki melekler size gönderilen o kişi kimiydi? Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hakikaten bu dünyada peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem özüne rehber seçen insan diyecek ki Nebim olan peygamberiydi sallallahu aleyhi ve sellem. Ona göre bu dünyada ne kadar fırsat diyarındayız, ne kadar bize gelip çatmıyor bu meqam, ölüm meqamı. Biz özümüze Rabb olarak Allah'ı, yani Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi, ona hiçbir şeye şerik koşmamayı, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatını yaşamayı seçmeliyiz. Ve din olarak İslam din. Allah'ın emirlerini yerine getirip qadağlarından çekinmeyi. Uca Allah'tan dilerim Allah subhanahu aleyhi ve sellem rahmet eylesin. Allah günahlarını bağışlasın. Dua eyleyin daha için Allah bağışlasın.